Çorum FK Soma spor maçı. Çorum evinde 2-0 kazandı. Çorum Spor tribünleri çok güzeldi. Taraftarı tebrik ediyorum. Çorum Spor'u da tebrik ediyorum. Çorum'da güzel bir hava vardı. Güzel bir atmosferde oynandı maç. Soma'da yine puan ile tanışamayan takımlar arasında. Bu maçla ilgili yorumunuz nelerdir? Valla Soma Spor'un şanssızlığı, Sinan Kurumuş'un bu maça, bu maçın öncesinde transferinin tamamlanıp işte bir iki antrenman sonra sahaya çıkması. Çünkü iki golü de Sinan Kurumuş attı. Sinan Kurumuş yapan takım da Çorum Spor aslında. Yani oradaki şeyi, başarısı onu başka bir yerlere taşıdı sürekli, ama Sinan Kurumuş ve Çorum gerçekten birbirine çok yakışan iki marka oldular. İlk yarı 1-0 öne geçti Çorum. İkinci yarı Sinan Kurumuş bir gol daha attı, 2-0. 2-0'dan sonra Soma Spor'un biraz daha bastırdığını, biraz daha gol yollarını zorladığına dair şeyimiz de var, ama 2-0 şimdi bu hava ve şey koşullarında, bir de baskın takımda 2-0'ı korumak biraz daha kolay oluyor. Hocam şeye de geleceğim. Geçen hafta da sordum bunu. Şimdi her hocaya, her konum olan hocaya da soracağım. Galip takımın oyuncularına çok krank girer bu ülkede. Öyle bir durum da olabilir diye de düşünüyorum. Çorum Spor her sene belli bir seviyenin üzerinde futbol oynuyor. Her sene belli bir zorluyor, playoff zorluyor, şampiyonluk zorluyor. Bir futbol kültürü kenti oluştu diye düşünüyorum artık Çorum'da. Ne diyorsun hocam? Ya Çorum'da başkan, daha doğrusu Çorum Spor Kulübü'nün adı Murat Yıldırım. Murat Yıldırım Gençler Birliği'nde ben antrenörlük yaparken bizim futbolcumuzdu. Evet. Ben görüştüm de daha sonra. Kendisi sahip çıkmak istediğini, tecrübelerini de yansıtmak istediğini söyledi. Ve çok da değerli bir futbol adamını getirdiler. Evet. Mert Nobre'yi getirdiler. Bir marka getirdiler. Kesinlikle. Şimdi sanıyorum ki Mert Nobre Hoca da sonuçta Süper Lig'de geçen sene bir antrenörlük yaptı. Deneyim oldu. Ondan önce de oldu. Şimdi o deneyimi, Murat Yıldırım başkanlığındaki deneyim, bence iyi bir hamur oluştu. Ben Çorum Spor'u, ki geçen sene aynı gruptaydık, bu sene favoriler arasında görüyorum. O derece diyorsun yani hocam. Evet. Bülent Bey'e şey sorabilir miyim? Ben arada Bülent Bey'e menajerlikle ilgili sorularımı sorayım da. Çok bilinmeyen bir sektör ve hiçbir menajer de çıkıp televizyonlarda konuşmaz. Ya da kimse davet etmez, bilmiyorum. Belki de konuşmak da isteyebiliyorlar olabilir, ama kimse davet etmez. Bülent Bey bizi kırmadı, geldi. Kesinlikle. Onunla ilgili de halkın bilgilenmesi, spor severlerin de bilgilenmesi açısından ara ara Bülent Bey'e menajerlikle ilgili sorularımı da soracağım. Kutay menajerliği kurarken hedefiniz neydi Bülent Bey? Yani belli bir yaştasınız. Evet. Belli bir iş tecrübeniz var, belli bir birikiminiz var, belli bir yapınız var. Bu dakikadan sonra işte çocuklar işte amatör futbol vesaire derken bir anda menajerliğe döndürürüz. Hedefiniz ne? Ne olmasını istiyorsunuz? Yani çok ütopik gelebilir ama dediğiniz gibi ben bu işin amatöründen gelen birisiyim. Amacım gerçekten önce iyi insan, sonra sporcu, olabiliyorsa futbolcu olacak çocukların yetiştirmesine katkıda bulunabilmek. Yani ben biraz daha farklı düşünüyorum ya da kendimle böyle bir misyon belirledim. İnşallah zaman içerisinde bunun böyle olduğunu hep beraber göreceğiz. Yani dediğim gibi önce iyi insan, sporcu, oluyorsa futbolcu. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Diğer maçımıza geçebiliriz zannediyorum. Evet. Ben iki şeyi de ayrı ayrı idare etmeye çalışırken bir taraftan da böyle bir oraya dönüyorum, bir oraya dönüyorum. Seyircilerimiz de aman yanlış anlamasınlar. Bir taraftan da gözüm sürede çünkü. Evet. Birazdan içeriden sıkıştırmaya başlayacaklar beni, eminim. Biz ikinci ligi böyle uzun uzadıya konuşmayı ve analiz etmeyi sevdiğimiz için artık bize 2 saat yetmiyor. Sevgili yönetmenimiz, 3 saate mi çıksak, ne yapsak?